Ben size çay getireyim, kendim arkamdan konuşayım. Haklısın bayım. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Ben bir şeyi içmeyi hiç sevmedim. Hele ortağı hiç sevmedim. Arkadaşlarımı da çok severim. Yer yüzüne biterim. Eve portakal aldığımda kasayla alırım. Dayanamayanlar çürür. İşte be. Nuri Parti. Kanatlar altına sığınıp uçmak istediğin koca kartal. Tamam tamam. Daha yapacak çok işimiz var. Ey Alaaddin, yok mu yeni şiir? Yeni değil de kaç gündür aklıma yeniden düşen bir şiir var abi. Hani şu annede yayınladığımız ilk şiir, Habersiz. Çocuk uykusunda gülüyordu. Yılların acı çığlığından habersiz. Elleriyle oynuyor karanlıklar, sessiz, sessiz. Ah beben, rüzgar saçtı beben. Bir bilsen insanların halini bir, bu karanlıkta körelen ışık benimdir. Bu zevk giden yolda ağlayıp, ağlayıp da aklımı sokmuşum girdabına yaşamanı. Çocuk uykusunda gülüyor, yılların acı çığlığından habersiz. Elleriyle oynuyor karanlıklar, sessiz, sessiz. Yedi adam, biri bir gün bir bela gördü, gereğini belledi. Yalvarsa evleri harap kadınlar ve ağlayan birkaç çocuk, kamalar salınsa karnına, ayrılmaz belalı yanından. Hüznün ve ölümün usta anlatıcısı Alaaddin Özden Ören'in şanına layık şiiri, Hüzün Uçurumlarını Bayram Zıvalı arkadaşımız dinlendirecek. Yavrum, yalnızlığın şu son uçurumunu atla ve anla ki hayat en özgür biçimini sende denilmiştir. Onun içindir ki ölüm, denizin doğurduğu eşsiz dalga, sende dokumaktadır güzelliğini. Varsın açıklamasın kendini hiçbir şey. Değil mi ki gökyüzü toprağı kucaklamaktadır? Değil mi ki mavilikler yolmaktayım göğsümden? Değil mi ki bileklerimize kaynayan çelik, bir nehir gibi akan şu bulvar, gövdemize dolaşan güneş, her gece üstümüze devrilen yıldızlar, senin doğurganlığından birer parçadır. Ve elbet senin için söylenmiş türküler vardır, uzak dağların ülkemin. Yürüyorum, bilirsin ben yürüyünce ırmaklar yürür ardından. Kabir sularında avlanır çocuklar. Ağaçlar ve kuşlar alabildiğine yalnızlığı sağlar. Ben yürüyünce değişir insanlar. Artık hücuma kalkabilirsin ey iyi rüzgar. Çünkü tarihinin yapraklar arasından sızan kan boyuyor bende yuvalanan şiiri. Ve sen oramda bir kalp çarpıyor. Şiirle doldu yüreğimiz gençler. Ağzınıza sağlık. Bu yeni sayfa maskocan gerçekten. Okuyanlarda bizim gibi sözcüklerin büyüsüne kapılıp kendilerine geçerler mi acaba? Neden olmasın aslanım? Bir de senin Mescid-i Aksa şiirini ekledik mi kesin kendilerinden geçerler. Şairi mader zatımız, senden de bir şiir alalım o zaman. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yer altı nehri çağırıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum.
kardeşlerin gördü bir ses. İlk kıblesi benim Ulu Nebi'nin, unuttu mu bunu acaba herkes? Bırak dolanırdı yörelerimde, miraca yol veren Hızlısı'ydım. Bellidir kutsallığım şehir isminden, her yana nur saçan bir kürsüydüm. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hem şehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsizlikler varmaz yanıma, mümin de yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı, çöllerde kayıp bir yetim mahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde, götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa, kucaklasın beni İslam diyordu. Menşur, Abbasi halifeleri ve Osmanlı padişahları tarafından uygulanmış bir ödül fermanıdır. Niye söylüyoruz? Çünkü sıradaki şiirin başında geçiyor. Sensin isimli bu şiirin şairi, Eskişehir'e çok vakıf ve şiirini de Eskişehir'e uygun yazan Akif İnan. Şairi maderzat, yani anadan doğma şair deniyor Akif İnan için. Bu, ezgisi yapılsa çok melodik olabilecek ama okunması zor şiiri Gülhan'ın bir şen arkadaşımız yorumlayacak. Özgürlük menşurum kanatlarından, toprağım, devletim, bayrağım sensin. Maddemsin, manamsın, varım yoğumsun, ufkumsun, yakınım, uzağım sensin. Göklerim, yerlerim, dağım, denizim, yanım, yönüm, solum ve sağım sensin. Annem, babam, atam, kardeşim, yavrum, evim, barkım, bahçem ve bağım sensin. Övüncüm, şerefim, sözüm şiirim, saklım, gizlim, köşem, bucağım sensin. Seslerin kalbimin dudaklarında, zamanım, dönemim ve çağım sensin. Ümidim, cihadım, şafağım sende. Hicretim, menzilim, otağım sensin. Seninle olmaktır attım yeminim, ordum, emirim ve otağım sensin. Beyler, şiirle doldu içimi. Apayrı dünyalara götürdünüz beni. Hep yazın siz. Zaten bu kadar güzel sözlerden sonra bu gece takdir onun başından ayrılmayız diye düşünüyorum. Haklısın Cahit. Baksana Rasim'le Alaaddin şimdiden başlamış çalışmalara. İkiz kardeşlerin çalışmasına da benziyor. Öyle oldu üstad. Bunca edebiyat güzellemesinden sonra çalışmak için can atıyor insan. Peki sen ne yazıyorsun Rasim? Peki sen ne yazıyorsun Rasim? Bu seferki kahramanın kim? Gül yetiştiren adam. Gününü değerlendirmeye bakacaksın. Günün nasıl değerlenir? Bak anlatayım. Şimdi ömrünü bitmiş say. Ömrün bitmiş de sen yalvarmış, yakarmışsın. Sana gözyaşın için çabadan bir gün daha vermişler. İşte şu anda o bir tek son gün içinde bulunuyorsun. O gün ne yapacaksan her gün onu yapacaksın. Yedi güzel adam, biri bir gün,
bir dağ gördü. Gereğini belledi. Ki o da ağaçsız ve yalnız gökle alıp veriyordu. Rüzgarla ürperir gibi olurdu. Beygirin derisi nasıl ürperirse boydan boya dokununca. Yılanla, akreple, kertenkele, tavşan, keklik, kurtla. Onlarla, hayvanlarla kımıldanırdı. Şimdi bize hikayeleri, denemeleri ve makaleleriyle yaşadığımızdan farklı bir dünyanın da mümkün olduğunu ilan eden sevgili Rasim Özdenören'in kaçırdığımız detaylarının yakalandığı kısa bir denemesini okumak üzere şiir topluluğu başkanı Elif Çayıroğlu'nu davet ediyorum. İnsan ancak kendinden gafil olduğunda zaman hakikatini unutuyor. Onun da bir yaratık olduğunu, onun da vadesinin dolacağını unutuyor. Gecenin karanlığı sizi sarıp da gözleriniz uykuyla kapandığında zamanın geçişini fark ediyor musunuz? Eğer belirli vakitlerle ilginiz yoksa zamanın hiç yürümediğini zannedebilirsiniz. Ama o sizin gafletinizin dışında, siz onun farkında olsanız da, olmasanız da, fakat ne geciktirerek ne de geciktirerek yürüyüp gitmektedir. İnsana zamanın oturan, onun kendi içindeki süreklilik duygusudur bir bakıma. İnsandaki sürekli olma duygusu ölüm gerçeğiyle zıttır. Ölüm şahsen tecrübe edilmesi mümkün olmayan bir gerçektir. İnsan olarak vukuundan mutlak bir şekilde emin olduğumuz fakat inanmadığımız bir gerçektir ölüm. Daha doğrusu şöyle demek lazım. İnsanda doğuştan gelen bir ölüm fikri yoktur. Bu fikri insan sonradan edinmiştir. Ölüm tecrübe edilmesi imkansız bir olgu olduğunda bir anda bize basit görünen bu gerçek, Kur'an'da insanoğluna hem bir ikaz hem hatırlatma olarak vurgulanmıştır. Bütün nefisler ölümü tadacaktır. Şimdi de programımızda yer alan arkadaşlarımızı buraya davet etmek istiyorum. Alaaddin Özdenören, Şahin Taşdemir, Bayram Zıvalı, Akif İnan, Kerim Gökkaya, Gülhanım Birsen, Cahit Zarifoğlu, Kürşat Hakan, Seyfullah Zeyrek, Sezai Karakoç, Ahmet Arslan Türk, Meryem Başar, Nuri Pakdip, Bestami Alada, Merve Karabulut, Erdem Bayezid, Mensur Işık, Nursel Kızılay ve son olarak Rasim Özdenören, İkbal Dursun Türköz, Elif Çayıroğlu. Programımız burada sona eriyor arkadaşlar. Hepiniz geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki dinletilerde de inşallah hepinizi bekliyoruz şiir okumak için, fikirleriniz için. Tekrar teşekkür ederiz. Ne oldu? Niye? Duygulandın mı? Sadece bize biraz soru alacağız. Mesela. Müsaade eder misin? Bir toplum oluyor mu?